Mantının etini çok beğendim. Karabiberi çok güzel ama şeyi bana sert geldi biraz. Daha pişmesi gerekirdi. Belki de bu böyle, ben bilmiyorum. Bunu da şey soracağım. Bu orijinal Rus salatası mı yoksa normal Rus salatası mı? Bu orijinali. Peki Yani... peki orijinalin içinde salatalık olması lazım. Kırmızı soğan olması lazım. Bakın, hayır. Saniye. Evet, orijinalin içinde orijinal Rus. Ben geliyorum. Bir Oradan saniye bakın. hayatım. Ama Tamam, ben sizi seni dinleyip dinliyorum. saygısızlık Lezzeti yapmak güzel. istemiyorum. Lezzetinde bir şey demiyorum. Sadece sordum. Dedim ki bu orijinal Rus salatası mı? Orijinal Rus salatası için yumurta Siz da oluyor. Lastika'ya Evet, diyorsunuz. Ay ay, ben Rus salatası. Lastika. Bakın. Ama bakın, ben konuşayım. Ben sizi dinleyeceğim. Lütfen Tamam. müsaade eder misiniz? Evet, tamam. Beni niye en sona bıraktınız? Estağfurullah. Herkes konuşup ben ondan sonra rahat rahat yorum yapayım diye değil mi? Evet. Ben Sizi dinliyorum ben. seninkinin lezzeti herhangi bir şey dedim mi? Sadece bunu işte orijinal mi değil mi diye sordum. Siz böyle yapmışsınız. Bu da işte patlıcan ezmenin şeyli karışım yani cevizli olanı. Bunu beğenmedim. Neden beğenmedim? Tuzu çok azdı. Bu güzel olmuş. Mantının içini çok beğendim. Biraz kalın olmuş. Bir erkek olarak bu kadar sürede bunu yapman, takdir ediyorum sana. Eline emeğine sağlık olsun. Afiyet olsun. Peki, afiyet olsun. Onurcuğum, eline koluna sağlık. Öncelikle de şuna da değinmek istiyorum. Tabii ki Onur bir erkek yarışmacı. Ama ister erkek ister kadın olsun bizim için becerikli olması evet. önemli. Yani sizinle aslında masada eş değer beceride. Evet. Yani Mine Hanım da kötü niyetle söyleyeyim ama hep bizim ağzımız alışmış ya. Bir erkek olarak iyi yapmış. Bir erkek olarak ancak bu kadar olur. Yani yemek sanki sadece kadının işiymiş gibi ya da mutfak sadece kadın işiymiş gibi. Bu bizim ağzımıza yapışmış bir şey. Ama erkek de olsan, kadın da olsan en iyisi neyse onu şekilde yapmak zorundasın. Muhteşem. Yani bu mantıyı bir kadın yapsaydı, bir kadın olarak bu mantıyı daha iyi yapabilirdin demeyeceğiz. Bu oluyormuş diyeceğiz. Erkekte de aynı şekilde değerlendiriyoruz. Yani seni ne üstün tutuyoruz ne de alta indiriyoruz. Tabii Eşit ki. Derecede yemek Tabii konusunda ki. Da. Eline koluna sağlık. Temizlikte sınıfta kaldın. Ama yemeklerin şu ana kadar gelenlerin hepsini beğendim. Eline sağlık. Mantıyı çok beğendim. Eline koluna sağlık. Gayet Afiyet güzel olsun. Olmuş. Salatayı da beğendim. O da güzel. Ama bu baba ganuşu beğenemedim. Çünkü bir tat yok. Hani yiyorum ama böyle sası bir şey yiyorum. Böyle süzme yoğurt yiyormuşum gibi geliyor. Tahin koydun mu sen bunun içine? Koydum. Bir tahin tadı var. Ama bir tuzu ya da ne bileyim bir değişik bir tadı yok. Bir de patlıcanları ocakta közlemediğin için bir köz tadı gelmiyor. Sanki suda pişmiş gibi bir patlıcan tadı geliyor. Zaten patlıcanın mevsimi olmadığı için çok tadları yok. Közlemediğin zaman da bir köz tadı geçmediğinde duru bir tad geliyor. Keşke ocağın üstüne yapsaydın. Onu i̇şte biraz beğenemedim. Şey, doluydum. Ocağı su fazla doluydu. Anladım. Ben de o zaman da fırına Eline atıverdim. Koluna sağlık ama Afiyet mantın çok olsun. Güzel olmuş. Bir özbek güzel olarak olmuş. Eline gayet sağlık. Ülkenin yemeğini güzel temsil evet, ettin. Eline koluna olmuş. Sağlık. Eline... Nasıl buldun lezzetini? Ben güzel buldum. Eline emeğine sağlık. Ben beğendim. Afiyet olsun. Salata nasıl olmuş abla? Yanına yakışmış mı? Yakışmış. Salatasını da beğendim. Oh, afiyet olsun. Evet Kahraman Hanımcığım. Ben de güzel buldum da bu pilav şey pirinçler böyle yapışık yapışık mı oluyor birbirine yoksa tane tane mi? Bu böyle oluyor. Özelliği böyle yani. Bunun evet, öyle mi? Böyle oluyor. Ha, benim yediğim çünkü böyle değildi. Daha tane tane Şimdi, ve beyazdı. Bakın Yasemin'den, Özbekistan'dan getirdiğimiz pirinçler de biraz şey oluyor, dökük oluyor, tane tane oluyorlar. Burada balda olduğu için biraz yapışıyorlar. O zaman şey, Yasemin pirinci yani o sizin Yasemin dediğiniz pirinç bu etler pişene kadar daha mı iyi suyu kaldırıyor? Su fazla kaldırıyor. Daha tane tane olması lazım ve parlak olması lazım. İşte, böyle yapışık değil. Daha baldo fazla, pirinç bakın, olmasından dolayıymış demek. Şimdi fazla yağ koymadım. Bu sefer de yağlı diyersiniz diye normal yağ koydum ki bugün özellikle yağları dengelemeye çalıştım. Her zaman olduğu gibi. Peki eti nasıl pişmiş abla? Çok, bu arada çok güzel pişmiş. Eti şöyle bildiğiniz 4 tane bonfileydi değil mi? Evet. Bonfile et direkt hiç haşlanmadan direkt içinde kendisi olarak pişti. Et nasıl güzel pişmiş? Güzel pişmiş. Çok güzel pişmiş. Abi, şey, salata dedik. İçin. Salata da çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Şenay Hanımcığım. Salata çok güzel. Limonu, sosu harika. Evet. Tam sevdiğim tarzda bir salata. Roka salatasını seviyorum. Et çok güzel pişmiş. Biraz tuzsuz geldi bana. Şey, nohutu kendin mi haşladın, hazır mı? Herhalde. Hazır. 3 saatin içinde kim nohut haşlasın da 3 saat Düdüklü de haşlanıyor. Yapsaydınız. Onurcu. Niye yapmadınız? Siz hep da... sürekli yapsaydınız, etseydiniz mi diyeceksiniz? Tamam, bana demediniz mi? Evinizde bu kadar, ben de kabul ettim. Tamam, bu kadar. Siz de menüyü ağır ile gelseydiniz, ben de deseydim ki ağır menüyle geldiniz, beni oradan vurun. Evden vurdunuz, bir şey demedim. Yemeklerimle vuramazsınız. Ha, yemeklerinizle vurmuyorum, yorumluyorum. Garnitürünüz hazır mı diye sordum. Siz bu pilavın
kaç dakika ve kaç saatte yapılışını biliyor musunuz? Ona göre zaten tercih ediyorsunuz menünüzü zaten. Yok, pilavı güzel güzel. Eti de çok güzel. Ya pilavın şeyi güzel. Olmuş. Yok, pilav güzel. Et biraz tuzsuz geldi bana. Karnı eti tuzsuz geldi size. Şenay Hanım'a niye malzemeleri sorması sizi rahatsız ediyor? Mayonez için de aynı tepkiyi verdiniz. Dün beni o şekilde söylediği için dün, o yüzden bakın, ben çok rahatsız olduğum için özellikle ki... soruyorum. Hani evde yapılabilecek şeyleri sormak istiyorum. Hmm. Dün kendisine herkes dedi ki hazır yufkadan kullandın dediğinde de ben dedim ki daha güzel olmuş. Hazırına bir şey demiyorum. Mine Hanım da aynı şekilde bana katıldı ama güzel bulmadı tatlısını. Yani dünkü ama... yoruma ithafen mi bunları söylüyor? Ha, ben acımasız davranmadım. Normal davrandım. Bugün Şenay Hanım nereden vursam, nereden vursam. Kesinlikle. Bulamıyorsunuz Şenay Şöyle. Hanım. Bakın. Dört kişi iyi diyor, siz kötü diyorsunuz. Kötü demedim ama ben kötü demedim. Sadece sordum, malzemesini sordum. Hakkımdır. Çünkü siz Şenay Hanım'dan beklediğim buydu zaten diyerek başladığınız için özellikle onu belirtmek istiyorum. Ben de sizden bunu bekliyordum zaten. Beğendiniz mi Şenay Hanım pilavı? Hafif tuzsuz ama pilavı güzeldi. Peki, hafif afiyet, lezzetli. Afiyet olsun. Salatayı çok beğendim. Evet. Hala yediğime göre belli olmalısı. Beğenmiş Mine Hanım. Beğendi yediğine göre. Ben çok beğendim. Tadı tuzu bana göre çok iyi. Salataya hayran oldum. Aa, aşık oldum diyebilirim. Hocam. Evet. Salataya Mine Hanım aşık olmuş. Gördüğünüz gibi afiyet olsun. Afiyet Bak olsun. Beğenmiş. Bak Mine Hanım beğendiğini ciddi anlamda yiyor. Seviyor da yani. Afiyet olsun asla ya beğendim. Ben beğendim mi yerim zaten. Afiyet olsun. Yemekler Kendin zaten Hanım yemeğiniz için canım. Ne yaptı eline ağzına? Ben kendi yemeğimi bile yiyemedim. Kilit mi vurdu ki? Ne yaptı? Yiyorum ben de yiyorum. Ya hiç görmüyorum bir şey. Beğendim diyen insan bitirir. Kadir Bey'e bakın. Ben yiyorum yavaş yavaş. Maşallah. Onun şey hani misafirle böyle anneannemize falan gider ya. Kurbanın olayım bir kaşık daha ye. Allah'ın adını verdim yavrum bir kaşık daha koyayım. Peki yok beğendik elinize konuşalım. Beğendik. Kendi adıma konuşuyorum. O et o koca et. Yani o çiğ etti bir de. Onu önce mühürledi. Sonra ben dedim ki hani belki su koyup haşlayacaktır biraz. Üstüne havucunu koydu, üstüne işte malzemelerini koydu, nohutunu koydu, kapattı. Ve o et şu anda hellim, hellim evet, ayrılmış evet, çok güzel, bize. Çok güzel hellim, pişmiş. Hellim derler. Çok da güzel pişmiş. Eline koluna sağlık afiyet diyorum. Olsun. Pilavın hakkını vermişsin. Salatan da gayet güzel. Afiyet eline olsun. Koluna sağlık. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.